Kastamonu'da Cumhur İttifakı ile alakalı birçok yani Cumhur İttifakı'nın birbiriyle alakalı birçok yerde birbirleriyle ters düşmesi oldu. En son Pınarbaşı Pınarbaşı'nda hadisesi. oldu. Pınarbaşı'nda İl başkanımızın da o yönde bir açıklaması oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar da bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki o imza bizim ilçe başkanımızın bilgisi dahilinde atılmış bir imza değil. Dedi. Aslında çok vahim yani. Bir ilçe başkanı Sizler kendisinin haberi olmadan mı imza atılmış oraya? bu Çok da minvalde bir açıklama ilginç bir oldu. şey, evet. Cumhur İttifakı'nı Kastamonu'da nasıl En değerlendiriyorsunuz? son Aynı zamanda bunun yanında Millet İttifakı'nı da tamam. En sonunda son örnek aslında Pınarbaşı değil. Pınarbaşı geçtiğimiz haftalarda yaşandı. En değerlendiriyorsunuz. son örnek İl Genel Meclisi'nde yaşanan Doğru. tartışma. Evet. En Bir son ilgilenen. örnek Doğru. İl Genel Meclisi Cumhur İttifakı'nı tartışıyor. Oralarda sertleşmişler, restleşmişler, birbirlerine söz söylemişler. Asıl tartışma orada. Evet. Şimdi Taşköprü'de bir tartışma oldu. Hem ittifak var, hem kıyasıya bir rekabet var. Kastamonu merkezde oldu, Pınarbaşı'nda oldu, Bozkurt'ta oldu. Şimdi bakınca aslında Cumhur İttifakı'nı bir arada tutan Kastamonu ile ilgili bir değer yok. Millet İttifakı'nı Kastamonu ile ilgili bir değeri var. Türkiye ile ilgili bir değeri var. Ortaklaştığı bir yer var. Ama Cumhur İttifakı'nın en üst düzeyde Devlet Bahçeli'yle, Sayın Bahçeli'yle, Sayın Erdoğan'ın bir araya getiren değerler aşağıda kimseyi bir araya getirmiyor. Ya Pınarbaşı'nda bir kanyon var. Orada belediyeye ait işletmeler var. İstiyoruz ki Pınarbaşılı esnaf yararlansın bu işletmelerden. Israrla 3 kez ihale yapılıyor. Ve buna büyük ihtimal tabii orada yaşadığı için MHP ilçe başkanı da imza atmış. Bunda ne kötülük var? Hemen niye yukarıdan imza atanları da rencide edecek açıklamalar yapıyorsunuz? Ya bu Cumhur İttifakı şimdi Pınarbaşı'ndaki kanyonda o esnafı korumuyorsa Kastamonu ile ilgili bir derdi yok demektir. Niye ortaklaşmıyor? Niye Cumhuriyet Halk Partilerle, İyi Partilerle ortaklaşamaz mısınız? Ya böyle bir kanun mu var kardeşim? İl Genel Meclisi'nde kıyasıya bir tartışma var. Ya ifadeler o kadar kötü ki İl Genel Meclisi'nin başkanı Cumhur İttifakı bitti diyen, benim nazarımda Cumhur İttifakı bitti diyen İl Genel Meclisi üyesine çok da fazla erkeklik yapmaya gerek yoktur diyor. Ya bu tartışma bizim tartışmamız değil. Bu Kastamonu'nun dili olamaz. Ya neyi kastediyorsun erkeklikten? Mesele cesareti kastediyorsan vallahi bu memleketin kadınları erkeklerden daha cesur. Bizim Şerife bacımız var ya. Bizim Şerife bacımız var. Övündüğümüz Şerife bacımız cesaretin sembolüdür kardeşim. Sen ne erkekliğinden bahsediyorsun? Kimin erkekliğini sunuyorsun? Ya İl Genel Meclisi toplantısında siz Cumhur İttifakı'nı mı tartışıyorsunuz? Bir örnek vereyim sana. Taşköprü'nün Donalar köyünde bir vatandaş hayvanlarını satıyor. Kastamonu merkeze yerleşiyor. Niye biliyor musun? Kastamonu Donalar köyü Taşköprü'ye 10-15 kilometre uzaklıkta. İnternet çekmiyor. Evet. Çocuğunun uzaktan eğitime erişebilmesi için hayvanlarını satıyor. Geçimini sağladığı hayvanlarını satıyor. Satılmış Tekin'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Satılmış Tekin diye bir çiftçimiz hayvanlarını satıp Taşköprü merkeze yerleşir. Şimdi İl Genel Meclisi neyi tartışması lazım? Bunu Ya bunu tartışmaz. tartışman lazım kardeşim. Sen o köye niye internet gitmiyor? O çocuğun ayağına kadar niye internet ulaştırılamıyor? Sen bunu tartışman lazım. Cumhur İttifakı'nın Kastamonu ile ilgili derdi yok. Sadece Donalar değil, yüzlerce köyde çocuklar internet eksikliğinden, tablet eksikliğinden, bilgisayar eksikliğinden şeye ulaşamıyor. Uzaktan eğitime ulaşamıyorum. Bildiğin Evet. eğitime ulaşamıyorum. Uzaktan eğitim de Benim köyüm onlardan birisi. ayrı bir muamma. Hangi köydesin? Akkaya, Karadere, Yani Akçataş tabii köyleri. Akkaya'nın coğrafyası bakınca Evet. yani Telekom Türkiye'nin Bunu en zaten büyük özelleştirmesiydi değil tabii. mi? Ne oldu? Yani şöyle bundan 10 sene önce belki en azından yakın yani Karadere Orman İşletmesi'nin olduğu yerde internet vardı ama şimdi var mı onu da bilmiyorum. Yani Yok. şu anda. Çünkü özelleştirdikleri firma Telekom'un bakır kablolarını bile çalıp gitti. 30 milyar dolardan bahsediyorum. Bugünkü kurla 210 milyar Türk lirası. Eski parayla 210 kat trilyon Türk parasını aldı gitti. Bu süreç içerisinde yapılmayanlar da cabası. Aslında bir fırsatla doğmuş oldu. Yani şunun için doğmuş oldu diyorum.
Hani krizi fırsata çevirme açısından. O bakır kablolarla zaten artık bakır kablolarının dönemi geçti. Biraz. Tabii fiber optik dönemi evet, var yani. Şimdi o boşalan yerlere, o boşalan altyapıya fiber optikleri yerleştirip bütün köylerde, evet, bütün evlerde bak, internetin olmasını sağlayabilirler. Satılmış Tekin ne diyor? Biz terk ettik ama diyor. O köyde diyor hala 30 tane çocuk var diyor internete evet, ulaşamayan diyor. Ve Satılmış Tekin kendisi geçimini nasıl sağlarım diye düşünmeden çocuğunu düşünerek gelmiş oraya. Şimdi İl Genel Meclisi neyi tartışmalı? Cumhur İttifakı neyi tartışmalıydı? Yani orada İl Genel Meclisi'nde evet, herkesin seçtiği İl Genel Meclisi üyeleri var. Neyi tartışman lazım? Bunu tartışman lazım kardeşim. Köylerin çoğunda yol yok. Patates tarlasına dönmüş köy yolları. Köylerin çoğunda su sıkıntısı var. Bak son yağmurlarla kar yağdıktan sonra o son yağmurlar evet, karlarla birlikte ya köylerde elektrik sıkıntısı var. Köylere çekilen elektrik şebekelerinin çoğu 70'li 80'li yıllardan kalma. Güren bölgesinde, Cide'nin Güren bölgesinde 3 gün 4 gün elektrik gelmedi. Bozkurt'un köylerinde elektrik gelmedi. Ya inanır mısın? Şurada Budamış bizim mahallemiz oldu. Oraya elektrik kesintileri yaşadı bu şehir. Cumhur İttifakı'nın Kastamonu'yla ilgili bir derdi yok. Varsa yoksa ittifakı bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ha tutsunlar. Eyvallah ama kendilerini yönetemeyenler şunu bilsinler. Kastamonu'da yönetemezler. Sen önce kendini yönet kardeşim. Sen önce kendi ittifakını yönet. Ondan sonra Kastamonu'yu yönetmeye çalış. Bu dil de Kastamonu'nun dili değildir. Biz de reddediyoruz. Ha Millet İttifakı'na gelince bizim derdimiz Kastamonu. Biz Kastamonu aşığıyız. Kastamonu sevdalısıyız. Bu ittifak göreceksin giderek de büyüyecek. Hem seçmen nazarında büyüyecek, belki başka partiler katılır. Ama değerleri, Millet İttifakı'nın değerleri Türkiye'ye hitap ediyor. Peki, genel olarak insanların düşündüğü bir şey var. Bu da bu ittifaklar noktasında buradan yürünmesi gerektiğini düşündüğüm için soruyorum. İktidarda olan herkes eleştirir, muhalefet olup konuşmak kolay diyorlar. Doğru mu sizce? Yani iktidar... Yani ittifaklar bunun için mi? Bir tarafta böyle çok kavga var, çok çalıştıklar için... Ya, Türkiye ısrarla kutuplaştırılmak istenen bir ülke. İki tane kutupa ayrıldı. İttifaklar aslında %50 artı bir sistemini aşabilmenin yoluydu. Evet. Ama Türkiye uzun süredir iki kutuplu bir Türkiye haline geldi. Bu aslında bir risk. Konuşamıyorsun. Şimdi Pınarbaşı'ndaki mesele aslında iki kutuplu olmamızdan kaynaklı mesele. Halbuki orada MHP'ye de Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmen de aslında o bildiride bildirinin doğru olduğunu biliyor. Ama bu tarafa MHP yöneticisi geldiğinde hemen yukarıdan bir baskı görebiliyor. Türkiye iki kutuplu bir Türkiye'ye geldi. Ha mesele şu mu? Ya, muhalefet olmak kolay kardeşim, eleştiriyorsunuz, iktidara gelinde yapın meselesi ise ben size birçok örnek verebilirim. Belediyelerimiz üzerinden örnek verebilirim. Ha işte Cide çalışıyor. Çatır 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 çalışıyor. Hangi koşullarda aldığımız belli. Çalışıyor. Daday Belediyesi çalışıyor. Araç Belediyesi çalışıyor. Bizim iktidarlı olduğumuz yerlerde çalışıyoruz biz. Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. İstanbul çalışıyor. E madem bizi şunu eleştiriyorlardı. Muhalefet olmak kolay, sürekli eleştiriyorsunuz diye. E o zaman Ekrem Bey'in her yaptığını niye eleştiriyorsunuz kardeşim? Bunun için mi? Halk ekmek büfelerine niye engel oldunuz? Ankara'da Melih Gökçe'nin Twitter adresi hesabını açın. Hepsi Mansur Yavaş eleştirisi. Niye eleştiriyorsun? Hani muhalefet olmak sadece eleştirmek değildi. Niye yapıyorsun bunu? Bir ikiyüzlük var ya ortada. Derdin memleket olsa o insanlar seçilerek geldiler. Yani eleştirilecekler elbette ki. Ama sen dönüp muhalefete siz sadece eleştiri üzerinden siyaset yap. Elbette ki. Çünkü toplum bize bu görevi vermiş. Biz eleştireceğiz, denetleyeceğiz, projelerimizi ortaya koyacağız. Kapımız açık herkese. İşte logo meselesini konuştuk. İşte sağlık meselesini konuştuk. Evet. Eğitim meselesini konuştuk. Kapımız açık. Bizim önerilerimiz var. Verdiğimiz kanun teklifleri var. Ya Kastamonu'nun teşvik bölgesinin değiştirilmesi ilgili kanun teklifi var. Niye tek kelime etmiyorsunuz? Söyleyin işte. Biz ortaklaşmaya hazırız. Kastamonu ile ilgili ortaklaşmaya hazırız. Biz hazırız. Gel sor bakalım bir kere. Biz ne düşünüyoruz? Sen hem bunu sormayacaksın hem bizim eleştirilerimizi görmeyeceksin. Hem muhalefetin önerilerini görmeyeceksin. E sadece muhalefet ediyor. Seçmen bize bunu söyledi. Görev olarak dedi ki sen muhalefette olacaksın, eleştireceksin, denetleyeceksin kardeşim dedi. Bize bunu söyledi.
Biz eleştiriyoruz, denetliyoruz. Üstüne bununla da yetinmiyoruz. Önerilerimizi de her yerde söylüyoruz. Ha, yapılan doğru bir iş mi var? Yapılan doğru işi de takdir etmeyi biliyoruz.